Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün uluslararası şampiyonlukları ve Türkiye çapında şampiyonlukları olan bir maratoncu, sporcu yanımızda misafirimiz Kevin Borg. Hoş geldin Kevin abi. Merhaba. Nasılsın? Hoş geldin, hoş bulduk. İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim Kevin abi. Bugün sana misafir olmak istedik. Hoş geldiniz. Güzel bir maraton antrenmanı yapalım dedik. Tamam, hoş geldiniz. Sen de bizi kırmadın. Sağ ol, teşekkür ederiz. Önce bir Kevin abi'yi tanıyalım isterseniz. Kevin abi, ya kendinden bahseder misin bize? Kevin Borg kimdir? Kevin Borg kimdir? Ben İzmir'de doğdum. Öğrenim için yurt dışında bulundum. Şu anda İzmir'de yaşıyorum. Hayatımın belli bir süresinde daha öncesinde yurt dışında yaşamışlığım var. Ama şu anda İzmir'de yaşıyorum. 15-16 yıldır profesyonel olarak koşu sporuyla ilgileniyorum. Sabah akşam koşuyorum. Gece gündüz sabah akşam. Tabii. Bir kızım var. 23 yaşında. Pek sporla ilgisi yok kendisinin ama. Evet abi. Başka uğraşları var. Spora nasıl başladın abi? Ya da bu yani sporu sevmende bir olay oldu mu yoksa? Şöyle yani ben hayatımın her döneminde sporla uğraştım. Çok fazla yani bir sürü spor dalıyla meşgul oldum. Gençliğimde uzun yıllar binicilik yaptım. İzmir Atlı Spor Kulübü'nde binicilik yaptım. Şu an halen zaten iki sporda lisanslıyım resmi olarak. Atletizm ve binicilik dalında. Daha önce de söylediğim gibi 15 yıldır atletizmle profesyonel olarak uğraşıyorum. Daha çok uzun mesafe, yol koşuları. Zor olmuyor mu abi? Ne gibi? Şimdi herkes şimdi koşu sporuna böyle çok şey bakmıyor, atletizme. Hani çok sıcak bakmıyor. Sürekli hani koşarak vakit geçiriyorsun. Hayatın büyük bir bölümünü koşuyorsun. Gece gündüz koşuyorum dedin. Yani sende zor olmadı mı bu spor? Ya şöyle, tabii ki yani netice itibarıyla yani zor derken bu bir yaşam tarzı. Yani yaşam tarzı olarak seçtiğin zaman bütün hayatını buna göre, yani buna endeksliyorsun. Spor böyle bir şey, sanat böyle bir şey. Şimdi şu var, her zaman söyleyeyim. Spor yapmak ayrı bir şey, sporcu olmak ayrı bir şey. Evet, her spor yapan sporcu değildir. Ben sporcu olmayı seçtim. Böyle bir hayat tarzını seçtim. Hoşuma gidiyor, tatmin oluyorum. Kendimi daha sağlıklı, daha zinde, hem ruhsal hem bedensel olarak daha iyi hissediyorum. O yüzden tabii ki zorlukları var. Yok mu? Evet. Tabii ki var. Ama normal yani ya. Zorlukları olduğu kadar güzellikleri de var yani. Her şeye zıttığı da var çünkü yani. Evet. Onun yanında iş olarak bir şey yapıyor musun abi? Yapıyorum. Yoksa? Tabii ki. Şöyle benim bizim aile mesleğimiz, dededen gelen bir mesleğimiz mücevher tasarımı ve satışı ile ilgili. Bu benim aile işim. O işte faal olarak çalışıyorum. Bunun da yanında şaykırı bir buçuk iki yıla yaklaşacak kendime ait bir spor danışmanlığı, yani daha çok koşu, kardiyo sporları ile ilgili. Evet. İşte bunların antrenman programları. Personal trainer gibi. Yani evet aynen öyle. Daha çok işte spor beslenmesi, işte dinlenme teknikleri, antrenman programlamaları, kişiye özel antrenman tasarımları, bunlarla ilgili çalışmalarım var. Bu bana ait. Tabii ki geçimimi bundan sağlamıyorum ama tabii belli bir ücret karşılığı yapıyorum. Bu ya. Anladım. Şimdi Kevin abi, onun dışında yani Türkiye çapında şampiyonlukları var. Yani maraton olaraktı değil mi abi senin? Şöyle ben yani maraton dediğin zaman 42.195 metredir maraton olayı. Evet.
Ben daha çok, evet, 42.190 metre tam maraton defalarca koştum. Yurt içinde, yurt dışında, Türkiye'deki bütün maratonları koştum. Yurt dışında koştum. Defalarca koştum. Bunun yanında tabii yol koşuları da var. İnsanlar bunları da maraton diye hani evet, aynı yani şeye koyuyorlar. Orada da çok fazla koştum. Benim daha çok hani üzerinde durduğum konu yol koşuları. Yol koşuları. Ama bunun yanında tabii ki Türkiye şampiyonluklarında pistte de 5000'lerde, 10000'lerde yarıştım. Yurt dışında da maratonlar koştum. Tabii çok fazla koştum. Peki o zaman sana bir soru sorayım Kevin abi. Ya Türkiye'de mi spor yapmak daha zor yoksa yurt dışında mı zor ya da kolay? Nasıl bir değerlendirmen var mı bu konuda? Ya bunu yurt dışı yurt içi olarak almak çok doğru değil. Spor bireysel bir şeydir. Yani her türlü olanaksızlığa rağmen eğer yapabiliyorsanız sporcusunuz, bu işin içindesiniz. Bakın ben 2014 yılında Kenya'da yaşadım. Afrika Kenya şu anda Etiyopya ile beraber dünyanın hani, mesafe koşularında en iyilerinin yetiştiği evet, yerler. Yani bütün olimpiyatlarda falan Kenyalı, Etiyopyalı sporcular aynen, çıkıyor. Aynen. Ama inanın hani tartan pistleri yok. Giyecek ayakkabıları yok. Bizim kullandığımız Garmin saatleri yok. 3 numara büyük ayakkabıyla koşuyorlar. Ama sporcular. Aynen. Dolayısıyla yani bu bireysel bir şeydir. Yani eğer içinizde yoksa, eğer içinizde sporculuk yoksa, en güzel şartları bile sunsalar olmuyor. Evet Kevin abi. Şimdi bugün bize bir tasarladığın bir antrenman var mı yoksa ne yapabiliriz? Şimdi şöyle yani antrenman atletizmde hani bir antrenmanla yapılacak iş değil bu. Evet, atletizm evet. Olayı antrenmanları üst üste koyarak bir yere yani ulaştırıyor insanı. Ama tabii şöyle yapabiliriz eğer istiyorsan. Şöyle hafif bir ısınma koşusuyla beraber ısınma hareketleri, daha sonra ısınma koşusuyla beraber hani birkaç tane nabzımızı biraz arttırıcı 100 metreler, şöyle 50 metreler yapabiliriz. Hem bacaklarımız biraz açılır, hem nabzımız biraz yükselir. Sonra da ölmeyelim abi. Yok. Öldürme beni, maraton antrenmanı yaptırma. yok. Yok canım, maraton antrenmanıyla ilgisi olmayacak. Yani, merak etme. O zaman bir şeyler yapabiliriz eğer istiyorsan. Sana bağlı, nasıl evet, istiyorsan yani. Aklından başka bir şey geçiyorsa, sen de neticede sporun içinde olan birisisin evet, yani. Evet yani, doğru söylüyorsun hatta abi. Hatta hocasın zannedersin değil mi? Öyle bir evet şey, ben mi? De evet. Spor üniversitesinde, beden eğitimi üniversitesinde yani BESYO'da eğitim aldım. Ama tamam. Yani senin atletizm alanındaki bilgilerin yanında bizimki ya, devede kulak kalır değilim. Yok, herkesin. Bir 15 yıllık bir yaşanmışlık var. Hayır, bizim herkesin de 1-2 yılda aldığımız bir eğitim var ama seninki herkesin bilgisi değerli. Teşekkür herkesin ederiz. Herkesin bilgisi değerlidir. Şu an bizi yücelttin abi. O zaman şimdi antrenmana geçelim. Bu arada Kevin Bork Instagram sayfası var arkadaşlar. Instagram sayfasında hem bireysel antrenman bilgileri paylaşıyor hem de kendi bireysel sitesi olarak düşünelim. Oradan takip edebilirsiniz. Ben videonun altına Kevin Bork'un Instagram sayfasını bırakacağım. Hem personal anlamında destek alabilirsiniz hem de yani takip ederseniz bir maratoncu hayatını görmüş olabilirsiniz. Araya bir gireceğim. Tabii, sadece sadece maraton olayı sadece maraton olarak kısıtlamıyorum. O spor yani o Instagram sayfasında genel manada sporla ilgili, genel manada tabii ki atletizm, kardiyo egzersizi, atletizm, yol koşuları, koşu tabii ki işin omurgasını oluşturuyor. Ama bunun yanında işte atıyorum başka bir takım sporlarla ilgili genel manada evrensel olarak kısıtlamıyoruz. Evet yani sportif dinlenme faaliyetler, teknikleri, sportif antrenman teknikleri, işte
spor psikolojisi ile ilgili bazı bilgiler, hani bunları da paylaşmayı düşünüyorum açıkçası. Teşekkür ederiz Kevin abi bizi misafir olur ettiğin için. Olur mu ya için. Ben teşekkür ederim. Her şimdi, zaman beklerim. Sabah akşam buradayım. Sabah gece gündüz sabah akşam Kevin Mork arıyorsanız Seha Aksoy'a gelebilirsiniz aynen, arkadaşlar. Aynen buradayım. Burada değilsem evdeyim. Ama ben pek misafir sevmem öyle yani. Evet. Yani Kevin... burada ağırlamayı tercih ediyorum misafirleri. Kevin abi geçen yıllarda misafir olmak istemiştik de kendisi bizi pek ağırlamak istememişti. Ya evde pek misafir ağırlamayı ama sevmiyorum. Ama dışarıda buluşalım. Ne zaman, istediğiniz yerde istediğiniz misafirleri ağırlayabiliyor kendisi. Kendisine çok teşekkür ederiz bu konuda. Ben teşekkür ederim. Buradan Kadir Bey'e de selam söylemek ister misiniz? Hangi Kadir? Kadir Durak. Kadir Durak beyefendiye. Çok çok selamlarımı ilet Kadir Bey'e. Bekliyorum onu. Kadir Bey bekliyorum, siz de bekliyoruz Seha Aksoy'a yolunuz düşerse. Onu da bekliyorum. Görüşmek üzere. Görüşmek arkadaşlar. Dileğe, kanala abone olmayı unutmayın. Takipte kalın. Yeni sporcularla ve günlük vloglarımıza devam ediyoruz. Görüşmek üzere. Arkadaşlar Kevin abiyle bir 400 metreye çıktık. Biraz tempolu atıyoruz. Bakalım 400'ü bitirebileceğim mi? Uzun zamandır koşmuyorum. Kevin abi de beni gazlıyor. Bitirirsin diyor. Evet hocam. Evet. Evet Ersun hadi bakalım. Hızlanayım mı abi? Yok. İyi mi bu? Yavaş gidiyoruz evet. Tamam. Abi ısınmadan çıktık ama. Tamam. Zorlar mı? Koşarken ısınacağız. O da var. Nasıl durumun iyi misin? Şu an iyi. Tamam. Sıkıntı yok abi. Buradan işe mi geçeceksin Kevin abi? Buradan eve gideceğim. Biraz dinleneceğim. Dinlendikten sonra evet iş yerine gideceğim. 7-24 hiç durmuyorsun. Sonra akşam üzeri saat 7-7.30 gibi yine buradayım. İkinci antrenman. İkinci antrenmanı yapacağım. Buradan eve geçeceğim. Daha sonra eve geçeceğim. Hafif bir şeyler atıştırıp saat en geç 10.30'da yatacağım. Program güzelmiş. Yarın sabah 7.30'da yine buradayız. Yine buradayız. 7.30'da kesi oluyor mu abi burada? Hayır, 8'de gelmeye başlıyorlar. Ha, 8'de. Uf. 400. Spor Akademisi'ne hazırlanırken çok koşuyorduk ama şu an bayağı bir zorlandı. Arkadaşlar koşudan vazgeçmeyin. Koşu hareketsiz kalmamak için yapabileceğiniz en ucuz, en basit, en etkili fiziksel aktivite. Bu dediğimi unutmayın. Ama evet. Bilinçli bir şekilde tasarlanmış bir antrenman programı tabii. Koşu programı. Evet, 400'ü bitirdik. Evet. Nasılsın? Vallahi. İyi misin? İyiyim. Hadi bakalım. İyiyim hocam. Seni de alalım artık. Şimdi bir 400'e devam ardından ne yapalım? 400'e devam ardından kısa mesafe koşularına geçebiliriz. Ben biraz dinleneyim arkadaşlar. Yoruldum, nefes nefese kaldım. Arkadaşlar şimdi Ersun kardeşimizi biraz hızlandıracağız.
Yani. Hafif ısındıktan sonra, ısındı şu anda. Şöyle 100 metre kadar. Yani biraz tempolu bir şekilde koşacak. Biraz nabzı yükselecek. Bacakları süratlenecek. Ve kendisini iyi hissedecek. Hocam geçiyorum. Başlıyorum. Hadi başla. O çizginin orada duracaksın. Evet. Hocam sen komutu ver, ben başlayayım. Tamam mısın? Hazırım. Çık. Kısa mesafeyi de yaptık. Vallahi koşu işi zor iş arkadaşlar. Yorulduk. Tabii bir spor geçmişimiz var burada ama illaki çok uzun süredir antrenman yapmayınca insan mahvoluyor. Hocam şimdi ne yapıyoruz? Şimdi antrenmanın sonundayız. Yorgun bacaklarımızı yumuşatmak için, birikmiş laktik asidi atmak için pistin iç tarafında bulunan çim sahada şöyle hafif bir koşu yapıyoruz. Daha sonra da bırakacağız zaten. Evet. Yorgunumuzu atalım arkadaşlar. Dinlenme pozisyonunu alalım sonra. Bu aynı zamanda dinlenme koşusu diye de geçebilir. Antrenmanın en güzel kısmıdır bu. Evet. Bir de çıplak ayak koşsaydık keşke. Daha mı iyi olurdu yazın, hocam? Yazın yaparız da şimdi çimler ıslak. İyi olmaz. Yani. Çünkü antrenmandan sonra vücut direnci düşük olur. Yani üşütme mi olur hocam? Evet. Halk arasında devamını söylemeyeyim. Bir üşütme olup sıkıntı olabilir arkadaşlar. Nasıl, iyi geliyor değil mi? Çimde evet. Koşmak. Dinlendiriyor hocam. Psikolojik açıdan da rahatlatıyor. Tabii ki. En iyi antrenman biter antrenmandır. Evet. Sonunu gördüğümüz antrenman. Arkadaşlar. Antrenmanı bitirdik. Bayağı yoruldum. Geçmiş olsun Ersun kardeşim. Teşekkürler hocam. Beni yordun bugün. Yani küçük bir antrenman yaptık ama bayağı uzun süredir antrenman yapmadığım için, yani atletizm antrenmanı yapmadığım için bayağı nefes nefese kaldım. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Kevin hocam bizi ağırladığı için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Ben bir şey var mı? Kevin hocamın da Instagram bilgilerini videonun altına bırakıyorum arkadaşlar. Oradan destek almak isteyen kişiler ulaşabilir Kevin hocama. Hocam son eklemek istediğin bir şey var mı? Ersun'cum çok çok teşekkür ederim. Çok güzeldi. Benim için güzel bir deneyim oldu. Benim için de öyle. Şöyle, şunu söylemek istiyorum. Koşmak bizim genetik özelliklerimizde, yani genetik özelliklerimizde bulunan bir yeteneğimiz, fiziksel bir yeteneğimiz. Hani hepimiz bedensel veya fiziksel bir engeli yoksa her insan bu yetenekle dünyaya gelir ve bu yeteneğini de bir ömür boyu elinde bulundurur. Çağımızda en büyük sıkıntı nedir, problem nedir? Bize sağlık, yani bedensel ve ruhsal sağlığımızı tehdit eden en büyük problem hareketsizlik. Evet. Bak,
koşu sayesinde, ki koşu bizim uygulayabileceğimiz en basit, en ucuz ve en kolay hareketsiz kalmama yöntemimizdir. Bunu kullanalım. Ama bilinçli bir şekilde kullanalım. Bilinçli bir koşu planı rehberliğinde kullanalım. Ve bırakmayalım. Çok çok büyük faydasını göreceğimizden eminim. Evet arkadaşlar. Duydunuz. Hocamın tavsiyelerine kulak verin. Uygulayın. Bir sonraki vlogda görüşürüz arkadaşlar. Kanala abone olmayı unutmayın. Kevin Borku da Instagram hesabını aşağı bırakıyorum. Şimdiden kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.